tarafta. Yukarıdan bir yerden. Geri gelebildiği kadar gelsin, ben arkasında durayım. Şu anda yangın tam tepe noktasında başlamış durumda. Saat 12 civarında. Gündüz 12 civarında. Evet. Orada yüzden müdahale ettikse de tabii rüzgarın da etkisiyle yukarıdan aşağı gördüğünüz gibi otlar bu çok fukur otlar mevcut. Bu otların sayesinde hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Rüzgar da çıktı. Kardeşim, Işıklı mevki, bizim Afyon Tepesi dediğimiz mevkide öyle sonra bizlere yansıyan ilk şeydeki bilgiler çerçevesinde bir tepede zirvede bir yangın oldu. Orman yangını olsun. Tabii müdahaleler sonrası, özellikle müdahalenin zor olduğu noktalardan başlayan ama yavaş yavaş aşağıya doğru, zirveden aşağıya doğru inen bir yangın. Akşamüstü özellikle saat 8'den sonra biraz Meskun Mahalle'yi, işte Işıklı, Yeni Ay Mahallemiz, Şenyurt Köyü'nün Orta Mahallesi uzak kalıyor ama yine de biz önlem ve tedbir itibariyle şu anda önlemlerimizi özellikle can güvenliği ile ilgili Meskun Mahallelerimize oluşturulabilecek bir şeyle ilgili yoğunlaştırdık. Orman Bölge Müdürlüğü'nde jandarma komutanımız, yereldeki İtfaiye'deki arkadaşlarımızla beraber burada bir kontrol merkezi oluşturduk. Buradan, çünkü Karadeniz'in arazisi belli, coğrafyası belli, gelişi güzel bir araç sevkiyatı da yapmamak için özel idarenin işte yol ihtiyacı olabilecek hususlar, onlarla beraber gece sabah kadar vatandaşımızın can ve mal güvenliği ile ilgili niyetlerini gerekli tedbirler alacak. Şimdilik bizdeki mevcut Orman Bölge Müdürlüğümüzün Trabzon, Rize ve Artvin'den de şimdi ekipler geliyor. Kısmına gelmişti. Onların da destekleriyle el birliğiyle mücadele ediyoruz. Bu arada benim vatandaşımıza ısrarla söyleyeceğim. Hem uyarılara dikkate alınması, yangın rüzgara göre değişebilir yer yer. Çünkü Karadeniz'de rüzgarın yönleri ve gece ilerleyen saatlerdeki duruma göre de bir takım yeni önlemlerimiz veya vatandaşa ikazlarımız olabilir. Yetkililerin ikazlarına uymaları, gereksiz işte araç sevkiyatı ve trafiğiyle de bir sıkıntıya sebebiyet vermemeleri. Şimdiye kadar biz özellikle ilk baskı altında olabilecek evlerimizin yanına itfaiyelerimizi konuşlandırdık. Araz Özel'le beraber. Hem AFAD ekiplerimiz, yine güvenlik birimlerimiz, sağlık ekiplerimiz burada. Yani önlemler ve tedbirlerimizi kademeli olarak devam ettiriyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sayın Valim, sağ olun. Yangın çıkış nedeni belli mi? Yani her konuda, işte her yangında olduğu gibi bunun tabii işte peşinden şimdiden bir şey söylemek çok zor. Ama şunları söylemeyi arzu ederim ben. Tabii küresel ısı değişikliklerini yaşıyoruz. Son dönemde hani bizim de bölgemizin biraz bu mevsimlerde veya kışın daha az yağış alması, bir geçtiğimiz günlerin çok kurak olması. Çünkü yangının zaten müdahale zorluğunun hani coğrafyadan kaynaklanmasının yanında bir de ot, kuru ot gibi başlaması. Şimdi zaman zaman tepe yangını dediğimiz ağaç olan yerlerde ağaçlara doğru dönüşüyor. Ot yangın olmasından dolayı da hızlı ilerlemesi, çok dairesel bir alanda ilerlemesi. Buradan şunu ben söylemeyi arzu ederim. Yani vatandaşlarımızın tabii birçok yönüyle beraber değerlerimiz bizim, coğrafya bizim, arazi bizim. Neticede geliyor, canımızın malımızla tehdit ediyor. Bu önlemleri sağlıklı yürütmemiz de işte efendim olabilir. Yani işte bazen zirai faaliyetler, şeyler. Ben bu vesileyle sadece bu ikazı yapmayı arzu ederim. Çünkü
Bundan sonra da iklimin nasıl olacağını biz bilemiyoruz. Yani bu anlamda da vatandaşlarımızın her türlü işte anız yangını, ot yangını, bahçe temizliği, her neyse yani bir şeyde bulunmak istemiyorum. O sonraki inceleme ve araştırmalar sonucu olacaktır.